Ajda Hanım şey, Aşk-ı Memnu'yu seyrediyor musunuz? Ay çok seviyorum, çok bayılıyorum. Adnancı mısınız, Behlülcü? Hepsi, hepsine bayılıyorum. Şey geçenlerde beni büyük, aradılar bir gazeteden hatırlamıyorum. Ahmet Konuyu çok seviyorum. Konu çok güzel değil mi? Çok güzel. Hepsi inanılmaz oynuyorlar, inanılmaz. Ve sizin, kayırmayacağım ve tek o bir günah gibi parçanız. Toygar'la beraber o şarkıya, biz bu kadar çok güzel bir güzel proje oturur. Yapacağız sevgili Toygar Işıklı'yla. Tabii orada oynayan bütün kahramanları da çok seviyorum. Yani bütün hepsi. Ve orada bir günah gibi benim projem konuşulurken neden böyle bir şey yapmıyoruz, yapar mısınız dedi. Ben de nasıl yani o dizinin içinde böyle bir şekilde sinek gibi var olmak çok hoş bir şey. Tabii ki dedim yani öyle. Öylelikle biz bunu canlandırdık. O da ona böyle bir hip hop tarzı yapmış. Craig David miydi çocuğun adı? Craig David havasında böyle. Çok güzel olmuş. Çok hoş olmuş değil mi? Çok. Biz de bunu sahnede çok, belki evet. Bundan sonra senin sesine de çok yakışır. Çok hoş olur. Denerim. Öyle yap, canlandıracağız. Yani eğer geldiyse onu dizide şöyle bir, geldi. Küçük bir onları da yayınlayacağız şimdi. Ben şeyi hatırlıyorum, o bir günah gibi de hangi yıl tabii ki hatırlamıyorum ama TRT'nin bir yılbaşı çekimi olmuştu. Natalie. Ve siz o şarkıyla çıkıp böyle böyle dans etmiştiniz. Hala gözümün önünde o kare. Bir günah gibi. Ay ne güzel şarkılar valla. Söylerken gözleriniz kapalıydı, öyle girdi çıktı ya, girdi çıktı. Dizideki dizide o bölüm mü var, bu şarkının olduğu bölüm mü var, yoksa biz evet, oradan DSF görüntü aldık mı? Soruyorum. Orada sadece canlandırma da mı söyledim üstüne yani? Evet biz neyse, şu anda size tamam. Klip yaptık. İçiniz ağlarken gözlerinizin güldüğü durumlar oldu mu? Gözlerinizi güldürmek zorunda. Genellikle. Ya. En son konserde oldu. Evet. En son açık hava konserinde neredeydi? Piyano ve Mustafa Süder. Evet. Bizim kemancımız. O kadar orada güzel çaldı. Tutamadı. Artık olduğu gibi. Hep beraber. Hep ben beraber. Ve Mustafa değil mi? Evet. İyi gitti. Aynen. Ya.
Tabii ki yani. Ajdar ağlayınca bütün orkestra ağlıyor zaten. Niye ağladınız? Hissettik o anda. Bir bilmem, öyle bir şey geldi o an. Geliyor işte öyle, öyle böyle hesap kitapla olmadığı doğru için şey. Yani o an öyle oldu. Kim bilir? Yani bir şey de düşünerek değil aslında. O anki hisler bir şey dürtüyor insanı. Evet. O dürtüler belki de. Peki şey misinizdir mesela, hani ağlamaktan, bazı insan vardır ağlamaktan kaçar, bazı insan vardır odasına kapanır, yaprak demişim, yaprak nereden çıktı, yastıkları döve döve ağlar. Yok yok, bazısı... öyle şeylerim yok, hayır. Ben buldum kendimin tedavisini, çalışarak buluyorum. Deli gibi yoruluyorum, sadece uykuya vaktim kalıyor, kafa sürekli meşgul ama çok hiper bir insanım zaten. Onu söylemişsin zaten bir röportajınızda. Yani hiperliğim ki, beni çok yoruyor, çok yoruyor. Yok çok hiperlik yoruyor değil de çocukluğu mutsuz geçti, mutluluğu hep işimde aradım demişsiniz. Aslında evet, biraz öyle. Mutluluğu kendimde de aradım aslında. Ama sanatçı olmakla benim kendi içimdeki ben olmak arasındaki gidiş gelişleri karşı taraflar algılayamayınca o zaman ben de kendi işime ve kendime dönük yaşamı tercih ettim. O yüzden de mutluyum. Ben bunu okuyunca böyle şey dedim. Acaba bunun hani işinizde bir heyecan var. Devamlı kendinizi yeniliyorsunuz. Devamlı. Şöyle bir şey var. Her şeyde mutlu olmak diye bir kimsenin bir garantisi yok. Hı-hı. Tanrı da bize bütün bunları bahşettiğine göre artık bir şeylerde eksik olabilir. Önemli değil. O bulduğum şeylerde mutlu olmayı öğrenmeyi öğrendim. Hı-hı. Evet. Bu da güzeldi. Herkes sana her şeyi vermiyor. Sen alıyorsun. Sen alıyorsun. Böyle alıyorsun. Ama almasını biliyorsan. Almayı da belli bir zaman sonra öğreniyorsun. Maalesef. O da nasıl? Alacağım diye değil. Alabilir miyim acaba? Nasıl alırım? Nasıl? O zaman da zeka giriyor devreye. Giriyor devreye. Çok doğru. Ben çünkü bunu okuyunca bir anda dedim ki belki de olabilir herkesin içerisinde. Şimdi siz terk etmediğiniz sürece işiniz sizi terk etmez. İşim mi? İşiniz. Tamam. Karıştırabilirim diye korktum. Çünkü ben hiçbir zaman... Şimdi bir şeyler var da. Yani hem bu röportajdan yola çıkaraktan hem de şeyden. Çünkü ben hiçbir zaman sizi başkasının size verdiği mutluluğu yaşadığınız... Nasıl şimdi ben bu cümleyi kuracağım? Şimdi ben sana sonunu getireyim istersen onun. Onlar borç alınmış sevgiler. Ay. Süperdi bu. Sonra öyle bir sana öyle bir KDV geliyor ki. Doğru. O KDV'leri çok kötü ödüyorsun sonra. Doğru tahmin etmişim yani. Çünkü işiniz işte sizi terk edecek bir şey değil. Hem aynı tabii, şey çok yani güzel o zaman söylediniz. Tabii. Seni tek nankörlük etmeyen sana hayatta işin oluyor. Doğru. Ne kötü bir şey bu nankörlük ya. Nankörlük de değil. Defansızlık mı desek, nankörlük mü bana desek, çok küçük yani şey desek geliyor. Çok basite indirgenmiş geliyor nankörlük sözcüğü. Nankör yanlış bir terim bence. Çok yanlış. Yani insanları veya hayvanları veya canlıları nankörlükle suçlamamamız lazım. Çevrenin bir nankörlüğü mü var bize? Biz onlara nankörlük yapıyoruz, yakıyoruz, işte mahvediyoruz, kötü yapılaşmalar. Bravo. Yani insanlar yaşayacak diye dünyanın bütün ekolojik dengesini bozdular. Yani kimseye bir yaşam hakkı yok ki. Ondan sonra da böyle bölük pörçük bir takım insanlar kendi aralarında gruplar oluşturarak bunlara mani olmaya çalışıyorlar. Böyle olmuyor ki. Bu ya herkes kültür olarak o ülkece olur, o insanlarca olur, o kültür aşılanır en başta. Trafik gibi, eğitim gibi, sosyal sorumluluk gibi. Hepsi bir arada. Hepsi doğru bir arada. Tek başına değil. Hastalandığı zaman, birisine araba çarptığı zaman adam zaten orada öldürüyorlar. Yani. Aynen. Sivil toplumun bilinçlenmesi lazım. Bu kadar basit. Çok doğru söylüyorsunuz ama o da... Ama bilinçlenen insanlar da öbür tarafa yetişemiyorlar zaten. Hangisine yetişsinler yani? Bir daha fazla sanki bana şey gibi geliyor. Daha fazla soru sormak lazım. Daha fazla araştırmak lazım. Hani daha ziyade bir televizyonda eğitime daha ağırlık vermek lazım. Eğitim derken okumak değil sadece. İnsanın üniversitesi hayattır bence. Yani görmektir, duymaktır, tatmaktır, yaşamaktır, paylaşmaktır. Aynen öyle ve o kadar enteresan bir şey ki çok izleyicilerimizden demin o şarkıda bakarken de gördüm aynı şeyi. Bambaşka, çok doğal ve çok samimi bir Ajda Pekkan var diyorlar. Çok o şekilde mesajlar geldi. Ve... Ama bu senden kaynaklanıyor. Yo, çünkü sizsiniz. Ama şöyle gerçekten
Yani ben şimdiye kadar hiç bu kadar açık olduğumu hissetmedim hiçbir programda. Aynen, olmadı. Yani bu kimselerden kaynaklanmış değil. Yani spesifik olarak hani şu veya bu değil mi? Belki de ben mi yeni açılıyorum? Acaba belki de senden kurduğum o çok hoş bir kardeşlik, dostluk, arkadaşlık nasıl nitelendirirsen. Sabah ama orkestra gerçekten alın. Çok hoş. Orkestra alın. Ay şeref duyuyorum. Ama yani hakikaten sen bir enstrümantistsin şu anda. Yani bizi evet. idare ediyorsun orkestra olarak. Ve ben şakıyorum ya karşında bakar. Ay yaşasın. Ne güzel şeyler. Evet şakıtıyorsun. Hayır onu diyecektim. Mesela sizin o kadar deminden bir Ajda Hanım o kadar güzel mesajlar veriyorsunuz ki. Tabii ki herkes hepsini aklında tutamayacaktır muhakkak ki. Fakat zaten nasılsa bu belgesel olarak kişi, elinde kalıyor. Bu, arada bir menü olarak. Ben o dozajını döndürese. Belli dozlarda gösteririz. Aynen öyle. Bir de ihtiyacı olan kişi de zaten sizin o söylediğiniz herhangi bir kelimeyi veya cümleyi cımbızlayıp da kendi hayatına geçirecektir. İşte böyle zaten o bilinç artıyor. Böyle insanların daha fazla kafası çalışmaya başlıyor, daha fazla soru sormaya başlıyor, daha fazla okumaya başlıyor, daha fazla evet. belki de paylaşmaya başlıyor. Evet. Aa, ben de ne cümle kurdum. Ya, ama yani ve... Yarın itibaren Türkiye değişiyor bence. Yepyeni bir Türkiye. Evet.